Dilekçeden Devrimi. 1905 yılında Rus sanayisi 10 milyonluk bir işçi kitlesini barındırıyor. Rusya'nın en büyük kapitalist işletmesi olan Putilov fabrikalarında başlayan ve giderek diğer fabrikalara yayılan grev 140 bin işçiyi kucaklıyordu. İşçiler çara hitaben bir dilekçe kalemi almış, ısıtılmayan fabrikaları, katlanmak zorunda kaldıkları baskıları, hakaretleri, kanunsuzlukları anlatmışlardı. Genel af, halka özgürlük, kilisenin devletten ayrılması, 8 saatlik iş günü, adil bir ücret, toprağın aşamalı olarak halka devri taleplerini sıralamışlardı. İşçiler sadece ekonomik değil, siyasal taleplerde de bulunuyor, genel ve eşit oy hakkıyla bir kurucu meclisin toplanmasını istiyorlardı. İşçiler 9 Ocak'ta Papaz Gafon öncülüğünde dilekçeyi çara sunmak üzere Kışlık Saray'a bir yürüyüş düzenlediler. Askerler gösteri yapanların üzerine ateş açtı. Ölüler yüzlerle, yaralılar binlerle sayılıyordu. Ne dilekçe vermeye giden işçiler, ne de meydanı işçilerin kanıyla sulama emrini veren çar, yeni yüzyılın devrimci kıvılcımının çakıldığından haberdardı. Devrimci fırtınalar çağı başlamıştı.